konuşabildin mi? Konuşamadım. Telefonlarımı açmıyor. Of. Ali'nin bu tavrı beni çok endişelendiriyor. Bir yandan baban, öbür taraftan Ali. Ay, iyi ki sen varsın Murat. Merak etme annem. Para herkesi yoldan çıkartır. Eline geçsin, o da değişir. Tamam, sen çıkabilirsin. Biz diğer eksikleri Sibel Hanım'la birlikte bakarız. Peki efendim. Sibel, istersen yanıma gel de şunlara beraber bakalım. Peki. Ben kendime içecek bir şeyler alacağım. Sen de ister misin? Ben alkol kullanmıyorum. Teşekkür ederim Ekta Bey. Yeksa Bey, ne yapıyorsunuz? Ben gitsem iyi olacak galiba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya niye sinirleniyorsun ki? Sıkır mısınız kolumu? Neden nazlanıyorsun? Er ya da geç olacaktı zaten. Yani ne olmasını bekliyordun? Manyak herif! Alo? Ne? Tamam hayatım, ağlama, gel bize hadi. Ya annem evde de sen gel, tamam konuşuruz. Tamam canım, tamam. Neredesin be Sibel? Neredesin? İyi ki gitmişsin dün gece Zeynep'e. Dün gece kızın en sıkıntılı günlerinden birisiymiş. Niye çekmişler peki dilekçeyi? Vallahi Zeynep de bilmiyor ki. Senin için de sıkıntılı bir geceymiş. Alp takip etti demek seni. Vallahi adamın bunu yaşattıklarından sonra bir de Alp'i kapıda göremezdim. Hayır, ben nereden bileyim adamın sapık olduğunu? Şimdi ne olacak bakalım. Zehrin de şimdi kim bilir nasıl dolduruyordur Alp'i. Zeynep gelecekti. Nerede kaldı? Gelir birazdan. Burada olduğumuzu biliyor. Oo Beyzadem, nerelerdesiniz? Okulu da unuttun. Unutmadım. Aslında eve de gelmeyecektim. Ama vicdanım el vermedi. Sizinle konuşmak istediğim önemli şeyler var. Söyle Ali'cim, seni dinliyoruz. Zeynep'e neden böyle çirkin bir iftira attınız? Aa, biz dilekçemizi geri çektik. Senin haberin yok mu? Neyden? Baban söylemedi mi oğlum? Evet oğlum, dilekçeyi geri çektik. Çünkü Zeynep, Muzaffer amcanın... Kemal'cim, istersen Murat anlatsın. Onlar baş başa konuşsunlar, olur mu? Biz gidelim, üstümüzü değiştirelim. Ofiste zaten işlerimiz var. Hadi. Hadi tamam, çıkalım. Hadi kalk. Zeynep, var mı bir gelişme? Bu konuyu hiç açmasak daha iyi olur.
bakmasana. Oturuyor işte sakince. Haklısın galiba. Sen dün gece neredeydin? Ya sana ne? Ya ben sana hesap mı vereceğim artık? Yeter ya, düş yakamdan. Alp, Sibel dün gece bendeydi. Ya yine ne dedin de doldurdun Alp'i? Sizin de ayağınız taşa takılsa benden bileceksiniz, yeter ama. Ha zerrin. Ne zerrin zerrin ne? Senin de miras için neler yaptığını biliyoruz Zeynep Hanım. Rüya. Kalkın kalkın. Derse gidelim. Ben de oradan kafeye geçeceğim zaten. Hadi hep beraber gidiyoruz. Şişt. Hadi. Evet sevgili kardeşim. Sonunda yalnız kalabildik. Anlat bakalım. Neden dilekçeyi geri çektiniz? Dur kardeşim. Önce hikayenin en başına dönelim. Babamın babasının amcazadesinin torunu Muzaffer Bey bir gün kendisine bakmak için bir bakıcı kız tutar. Bu Zeynep. Onları biliyoruz. Sana da gel abi. Dur kardeşim. Acele etme. Benim kardeşim Ali, ki bu sen oluyorsun. Hı. Bir gün bu bakıcı kıza aşık olur. Bakıcı kız da buna aşık olur. Bir gün babamın babasının amcazadesinin torunu Muzaffer Bey ölür. Ve mirasının yarısını bu bakıcı kızımız Zeynep'e bırakır. Annemiz, yani seninle benim annem, mirası alabilmek için çeşitli yollara başvurur. Ve görürüz ki bakıcı kızımız Zeynep aslında Muzaffer Bey'in öz be öz kızıymış. Sen ne diyorsun abi? Zeynep. Muzaffer amcamın kızıymış. Evet. Evet sevgili kardeşim. Ama Melek Hanım Zeynep'in bu olanlardan haberdar olmaması koşuluyla dilekçemizi geri çekmemizi istedi. Biz de kabul ettik. Bunlardan sadece Melek Hanım'ın ve Kahireli ailesinin haberi var. Yani sevgili kardeşim, artık susacaksın ve ailemiz için Zeynep'i elde edeceksin. Ki biz mirasın tamamını alalım. Tamam? Kızlar, iyi ki de geldik buraya. Eğer biraz daha Zerrin ve Alp'in yanında kalsaydı kötü şeyler olabilirdi. Hala inanamıyorum ya. Bana neler söyledi. Ay sen bıraksana ne söylediklerini de. Söyle bakalım. Neden çekmişler dilekçeyi? Bilmiyorum. Bu kesin Reza'nın bir oyunu. Haklısın. Çekti ama okulda da duymayan kalmadı. Zerrin bu dilekçe olayını geçen okulda herkese anlatıyordu. Allah kahretsin ya. Tüm okula rezil etti beni. Sıkma canını. Zerrin bu işte. Ya nasıl sıkmayayım Emel? Tüm okul beni konuşuyor artık. Zerrin şansını fazla zorlamaya başladı artık. Üzülme canım. Zeynep. Hem dilekçeyi geri çektiklerine göre yakında o daireye taşınabileceğiz demektir. Hadi gülümse biraz. Artık güzel şeylerden bahsedelim. Tabii ya. Ama öncesinde size en sevdiğiniz latte'lerden yapayım da ağzımızın tadı yerine gelsin değil mi? Evet. Thank you.
heyecanlıyım kızlar. Üçümüz artık aynı evde oturacağız. Hayali bile çok güzel. Artık her şey çok güzel olacak. Ama işte annem. Ya kızım rahat olsana sen. Annen razı olmuş zaten, o da istiyor. Hem bırak kadın biraz rahat etsin. Bir de bizi düşün. Biz senelerce ailemizden ayrı yaşadık. Sen istediğin zaman görürsün kızım anneni. Arayan kim? Ali. Açsana. Belki önemli bir şey söyleyecektir. Alo. Efendim Ali. İyiyim. Kızlarla oturuyorum kafede. Telefonda söylesen olmaz mı? Olmaz Zeynep. Yüz yüze konuşmamız lazım. Ali, ben artık aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Kahireli ailesi hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum gerçekten. Aynı şeyleri konuşmayacağız. Bak bu gerçekten çok önemli. Lütfen biraz dinler misin? Bak ben sana söylediklerimi yapmak istiyorum. Bana güvenmelisin. İyi tamam. Konuşalım. Ama çok vaktim yok ona göre. Tamam, nerede buluşalım? Ben şimdi Özlem Hanım'ın kafesindeyim. Buraya gel istersen. O zaman ben çıkıyorum. 5 dakikaya oradayım. Tamam. Görüşürüz. Zeynep. Ne oldu? Kötü bir şey mi söyledi? İyi misin sen? Yok, hayır. Ama benimle önemli bir şey konuşacakmış, öyle dedi. Ne diyecek acaba? Yoksa Reyzan yine bir şey mi yaptı? Daha ne yapacak? Neyse kızlar, gelince öğreneceğiz nasılsa. Hoş geldiniz. Kemal Bey bu sabah sizi bankadan aradılar. Ne diyorlarmış? Efendim, birkaç gün için ödeme yapılmazsa eğer haciz için icra memurları gelecekmiş. Tamam, sen çık dışarı. Bravo Kemal, bravo. Bu işi de eline yüzüne bulaştırdın. Bir sus Rezan ya. İcra memurları kapına kadar gelecek ve senin son dakika haberin olacak, öyle mi Kemal? Evet, bilmiyordum. Nereden bileyim? Bilsen sanki bir şey yapabilecektin Kemal. Kızlar, Ali de çok yakışıklı çocuk değil mi? Sibel ağzını topla istersen. Kızlar, Ali geliyor. Merhaba kızlar. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın Ali? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Otursana. Benim artık bara geçip çalışmam gerekiyor. Müsaade edersen Zeynep'le yalnız konuşmak istiyorum. Tabii. Evet Ali, seni dinliyorum. Nedir benimle konuşmak istediğin o önemli konu? Zeynep. Ailem istemediği halde sana bir gerçeği açıklamak zorundayım. Biliyorum bu Kahireli ailesi için kötü olacak. Ama sen de bir Kahirelisin. Annem dilekçesini neden geri çekti biliyor musun? Çünkü sen Muzaffer Bey'in öz be öz kızısın. Yani istersen bütün miras senin. Ali, sen ne dediğinin farkında mısın? Yoksa bu annenlerin bir oyunu da seni de mi alet ettiler? Zeynep, biliyorum bu gerçeği söylemek bana düşmezdi. Sen nereden duydun? Nasıl öğrendin? Kim söylemiş olabilir ki sana böyle bir şeyi? Annen. Annen. Yani sana söylememi istedim. Yani şimdi ben... Evet Zeynep, sen Muzaffer Bey'in öz be öz kızısın. Ona bilmesi gereken gerçeği söyledim. Hangi gerçeği?
Zeynep Muzaffer Kahirli'nin öz ve öz kızıdır. Buluşmalar beni strese sokuyor biliyor musun? Yok nişanlısı gelecek, o gelecek falan. Sebepsiz tedirginlik yani. Ya geçen gece kulübe gidiyoruz. Gül Hanım nişanlısıyla el ele, oh! Biz de karanlık bir köşede kimseye fark ettirmeden dans etmeye çalışalım. Değiyor mu bari? Ya aslında evet. O tuvaletin önünde gizlice verilen bir öpücük. Değdi gibi. Bir ara bize gelsene. Nişanlı mı mı? Hayır gerçekten nasıl böyle davranıyor anlamıyorum. Rahatsız olduğumun da farkında üstelik. Abi kızı biraz rahat bıraksana ya çok üstüne gidiyorsun. Biraz da benimle ilgilense. Ya Alp sen acaba taktik mi değiştirsen abi? Kaçan kovalanır hesabı. Bir de böyle denesene. Gündem çok karışık bu aralar. Zeynep mevzusuna bahsediyorum oğlum. Tamam. Beni ilgilendirmez de. Neyse senin canı sıkkın. Kalkalım mı? Hoş geldin Zeynep'ciğim. İyi misin canım? Neden söylemedin anne? Neyi söylemedim? Muzaffer Bey'in babam olduğunu. Anne, sen bana bu acıyı neden çektirdin ha? Ya ben yıllarca baba özlemi yaşadım anne. Zeynep'ciğim bak. Anne, ben bunca zamandır odamın yanındayım. Benim güldüğüm, konuştuğum, birlikte vakit geçirdiğim adam babammış. Zeynep. Ya sen bunu benden yıllarca sakladın anne. Ben yıllarca baba özlemi yaşadım. Ya ben bilsem babama öperdim, koklardım. Ben ona babam derdim ya. Ya hiç mi acımadınız siz bana anne? Hiç mi acımadın sen bana? Canım sen kızına hiç mi acımadın? Ben o adamı yabancı bildim ya. Şimdi para çıktı ya ortaya. Muzaffer Bey babam oldu benim değil mi? Her şeyden nefret ediyorum. Nefret ediyorum hepinizden. Paradan, maldan, mülkten her şeyden nefret ediyorum anne. Her şeyden nefret ediyorum. Zeynep! Benim o kadar borcum yokken bu hesaplara nasıl el koydular? Ya baba zaten yakında şu miras işi de çözülecek. Hallederiz bunları ya. Çözülsün de onlara da el koysunlar. Ali geldi sanırım. İyi akşamlar. Ali nerelerdesin sen? Vicdanımı rahatlattım. Artık ailemize bir Kahireli daha katıldı. Nasıl? Zeynep'e Muzaffer Bey'in kızı olduğunu söyledim. Bunu nasıl söylersin Ali? Elimizdeki bütün mirası kaptırabiliriz.
Siz o kıza çok eziyet çektirdiniz. İftira bile attınız. Şimdi sıra bizde. Öğrendi. Böyle her şeyi mahvetti. Rezan bir sakin ol. Nasıl sakin olabilirim ha? Nasıl sakin olabilirim? Ali hepimizi mahvetti. Bunca yaptıklarımızdan sonra o kız elimizdeki her şeyi alabilir. Anlıyor musun? Sırf intikam almak için her şeyi alabilir. Öğrenmemeliydi. Bizimki level atlamış. Ama tabii ki yanlış taraf oynamış. Bu kadar sene bekledim. Anne. Özür dilerim. Ben seni üzmek istememiştim. Sen benim her şeyimsin. Hadi anlat bana. Her şeyi bilmek istiyorum. Benim annem yıllar önce Kahireli Palas'ta Gülnihal Hanım'ın yanında çalışırdı. Onun işlerine bakardı. O zamanlar ben öğretmen okulunda öğrenciydim. Gide gele Muzaffer'le tanıştık. Birbirimizi sevdik. Gençtik. Cahildik. Sana hamile kaldım. Muzaffer tutturdu evlenelim diye. Annesine söyledi. Benim yanımda çalışan bir kadınla evlenemezsin. Ailemize uygun değil. Onunla ilişkini derhal keseceksin. Buradan defolup gidecekler. Ama anne ben... Yeter. Ben başka bir şey duymak istemiyorum. Onu hemen kovacağım. Hemen. Hamile halimle buraya, bu mahalleye taşındık. Neyse ki annemin biraz parası vardı da bu evi alabildik işte. Öğretmenliğe başladım. Muzaffer annesinin korkusundan seni görmeye bile gelemedi. Onu hiçbir zaman affetmiyorum. Annesi öldükten sonra senin masraflarını üstlenmek istedi. Kızım, bugüne kadar seni ben öğretmen maaşımla büyüttüm. Sana babalık yapmayan bir adamın masraflarını üstlenmesini de kabul etmedim. Ama bu sene çok hastalandı. Kalbi birkaç kez teklemiş. Melek. Hastayım. Kendimi son zamanlarda ölüme çok yakın hissediyorum. İzin ver, son zamanlarımda kızımı yanımda göreyim ha. Biliyorum büyük hatalar yaptım ama... Lütfen. Lütfen bana yardım et. Aslında çok karşıydım. Ama... Ölecek bir adamın çocuğundan mahrum kalmasına gönlüm razı olmadı. Senin onun yanında çalışmana karar verdik. Baban olduğunu bilmeyecektin. Kimse bilmeyecekti. Anlaşmamız böyleydi. Zeynep'im, seni mutsuz etmeye hakkımız yoktu ki. Muzaffer senin yanında olmaktan çok mutluydu. Ama sana babalık yapamadı. Hiçbir zaman baban olamadı. Canım annem. Benim için de çok eziyet çekmişsin. Anne. Ben o Muzaffer Bey denen adamın parasını istemiyorum. Bunca yıl sana böyle eziyet etmiş. Bana babalık yapmaktan kaçmış bir adamın parasını kabul edemem. Miras falan istemiyorum, tamam mı? Müzik
Ben Hüseyin Efendi'nin yanına gidiyorum. Şu Zeynep'in Muzaffer Bey'in kızı olma meselesinin aslı astarını bir öğreneyim. O bilir. Sen ne yapacaksın bugün? Ali'nin okul işleriyle uğraşacağım. Uyandıysa çıkarız şimdi. Avukatla görüşeceğiz, unutma. Sabah akşam bu konu. Unutmak mümkün mü? Ben de çıkıyorum anne. E sen böyle bir günde yine kızlarla mı buluşacaksın Murat? Ya ne alakası var anne ya? Arkadaşlarla kafede buluşacağız. Bir iki lokma atıştırayım dedim ya. Hadi ben gittim. Emel. Zeynep için çok üzülüyorum ben. Ya baksana son zamanlarda hiç iyi değil. Aslında ben o kadar üzülmüyorum. Neden? E düşünsene, bu gerçek sayesinde artık Rezan cadısıyla daha fazla uğraşmak zorunda kalmayacak. O açıdan düşününce evet haklısın. Şu an Rezan'ın suratını çok merak ediyorum. Hayır! Sen kim oluyorsun da Muzaffer Bey'in kızı oluyorsun? Olamaz! Kendi yetmiyormuş gibi bir de arkadaşlarını getirmiş. Rezaletin son perdesi. Sizinle aynı evde aynı havayı soluyamam. Gerekirse apartmanı yakarım. Bundan sonra ne yapar bilemiyorum ama Zeynep'i daha fazla didikleyemez bence. Umarım artık bizimle de uğraşmaz. Bir zahmet. Neyse ben birazdan onu ararım. Yeni garson bulana kadar seni biraz yoracağım Sibel. Bana yardım etmek zorunda kalacaksın. Hay hay, emrinizdeyim. Bir de Türk kahvesi yaparız sonra. Ay süper olur. Çak. Hüseyin Efendi sana bir şey soracağım. Buyurun Rezan Hanım. Zeynep Muzaffer Bey'in kızıymış. Sen bu konuda bir şey biliyor musun? Hüseyin. Evet Rezan Hanım. Zeynep Muzaffer Bey'in kızıdır. Ne? Emin misin? Eminim Rezan Hanım. Bunu daha önce söyleseydin de karına yalancı şahitlik yaptırmak zorunda kalmasaydık ya Hüseyin Efendi. Anlamadım Rezan Hanım. Karına sor, o sana anlatır. Bu ne demek Ayşe? Hüseyin, bak anlatacağım da sen de sakin beni dinleyeceksin, ha? Olur mu? Ayşe! Kızım, kahvaltı hazır. Hadi gel birlikte yiyelim. Hayatım, okula gitmeden bir şeyler yemen lazım. Hadi. Okula gitmek istemiyorum anne. Neden? Anneciğim, sadece yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. Ne bileyim ben canım, kaç yıllık patronlarımız, kandım inandım. Rezan Hanım söylüyorsa bir bildiği vardır dedim. Bak Ayşe, bu apartmanın yarısını Aşna Fişne ile o kız alacağına bir daireyi sen alabilirsin. Doğru. Tek yapacağın şey şahitlik. Mahkemeye gideceksin, kızın Muzaffer Bey'i kandırdığını söyleyeceksin. O zaman bütün apartman bizim olur. Bir dairesi de senin. Ha? Ne dersin? Sen de kabul ettin yani. Hayırdır oğlum? Canın sıkkın duruyor. Yok. Biraz yorgunum. Gitmek istemiyorsun değil mi? Sadece o da değil. Zeynep mi? Amcam bir kızı olduğunu neden sakladı? Hala anlamıyorum. Gülyel kolay bir kadın değildi. Haklı bir sebebi olmasa amcam böyle şeyler yapacak insan değildi. Ben de çok şaşırdım. Öyle tabii. Ama Zeynep için durum çok zor. Üstüne bir de bizim yaptıklarımız da eklenince... Vallahi sağlam kızmış.
İyi dayandı Rezlan'a. Baba, son zamanlarda seni biraz dalgın görüyorum. İyi misin? İyiyim oğlum. Kızlar, selam. Selam Murat, nasılsın? İyi vallahi, seni sormalı. Çoktandır buralarda değildin. Ya çok işim var bu ara. Çok uğrayamıyorum ama. Sen arkadaşınla tanıştırmayacak mısın beni? Aa, siz tanışmıyordunuz değil mi? En yakın arkadaşım Sibel. Ali'nin abisi Murat. Merhaba. Sibel, Murat. Arkadaşlar, benim işimin başına geçmem gerekiyor. Biraz çalışayım. Görüşürüz Murat. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Israr varsa önemli bir şey olabilir. Bence açın isterseniz. Efendim? Hayır. Çok önemli bir görüşmem çıktı. Ben seni ararım sonra, tamam? Demek sen de Zeynep'in arkadaşısın ha? Evet, yakında ev arkadaşı olacağız. Aa! Komşu olacağız desene. Kahve içmeye gelirim artık. Yani mutlaka bekliyoruz. Hatta Rezan Hanım da alın gelin. Ay, evet, o da çok sevinir. Bu sefer her şey değişti avukat bey. Kız da öğrendi. Bize karşı dava açarsa ne yapacağız? Kızın artık dava açma hakkı var tabii ki. Peki dava açtığı zaman paramızı çok mu geç alırız? Hatayı çalamayabiliriz. Şu andan itibaren mirasın yarısı onun. Süreci de uzatabilir. Diğer yarısı için de elinde bayağı kozlar var. İyi de ne yapacağız? Böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Uzlaşma yoluna gidelim derim. Tabii kabul ederse. Uzlaşma yoluna mı gideceğiz? Duydun mu Kemal? Şu düştüğümüz duruma bak. Dünkü bakıcı kız gelecek, mirasın yarısına konacak, ondan sonra bizim elimizdekilere göz koyacak, öyle mi? Yok öyle bir şey. O kızla uzlaşmam ben. Uzlaşma uzlaşma yok. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Kusura bakmayın avukatım benim. Hoşça kalın. İyi günler. Merhaba, ben Gül. Murat'ın sevgilisiyim. Çok memnun oldum. Aşkım, senin çok önemli görüşmen burada mıydı? Ben de seni kapıdan aramıştım. Öyle mi? Hı-hı. Benim de kalkmam gerekiyordu zaten. Çok memnun oldum tekrar. Ben de. Görüşürüz. Otursana. Ne? Madem biliyordun, bana niye iki laf etmedin? Eğer söyleseydin, ben de yalancı şahitlik etmezdim yani. Yani etmeyeceğim, etmezdim de. Hem zaten bitti canım. Yeter Ayşe, yeter! Bu kız da kim? Murat'ın sevgilisiymiş. Gül. Arada gömlek değiştirmek de sevgili değiştirmeyi karıştırıyor diye düşünüyorum. Her hafta başka biriyle. Oh! Hayat Paşa'ya güzel kızlar. Neyse sen onları boş ver de Zeynep'e ulaşabildin mi? Aradım ama cevap vermedi. Ben de merak ediyorum, ne oldu acaba? Kızlar, bence biraz yalnız kalmak istiyor. Biraz kendiyle bırakalım. Öyle ama merak ettiğimizi tahmin ediyordur. Allah Allah. Zeynep hiç böyle yapmazdı. Ben bir Zeynep'in evini arayayım o zaman. Ah,
Efendim? Aa Emel'cim. İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? Zeynep mi? Evde canım. Bir dakika. Anneciğim, konuşmak istemiyorum. Ben sonra ararım onu. Emel'cim, Zeynep seni sonra arayacakmış. Tamam canım, görüşürüz. Toparlanamadı hala. Daha sonra arayacakmış. Bence Özlem abla haklı. Yani hiç olmazsa düzelene kadar biraz rahat bırakalım biz de. Peki kızlar ne düşünüyor? Hiç konuşamadınız mı? Ben konuştum aslında. Kırgın tabii. Biraz da şaşkın. Yok yok, bu iş böyle olmayacak. Bence biz kafeden sonra Zeynep'e gidelim, tamam? Bugün biraz yalnız kalsın. Yarın okula gelmezse gideriz. Haklısın galiba. Kimse gelmez değil mi? Ya gelmez, merak etme, avukata gönderdim ben hepsini. Öyle mi diyorsun? Ya bak, bak yapma. Ya bak, anahtarı çıkaramıyorum kızım. Ama çok yavaştın. Ya. Sen kime yavaşlıyorsun? Ha? Gel bakayım. Hüseyin efendi, bu kadını buradan derhal çıkar. Bir daha da asla gözüme görünmesin. Peki efendim. Al şunu Kemal. Ne bu? Çıldırtma beni Kemal. Melek Hanım'ın telefon numarası tabii ki. Avukattan aldım. Al şunu, ara Zeynep'i. Alo, buyurun. Ben Kemal Kahireli. Zeynep Hanım'la görüşecektim. Buyurun Kemal Bey. Ben Zeynep'in annesiyim, Melek. Ne istiyorsunuz? Ben yardımcı olayım. Melek Hanım, Zeynep evdeyse onunla görüşebilir miyim? Kemal Bey, kızım sizinle görüşmek istemiyor. Konu neydi? Şu miras işine bir görüşseydik diyorum. Biz dilekçemizi geri çektik de. Bu konuda konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa kapatıyorum. Şey, aslında bu da önemli. Hani artık bitsin bu iş. Kemal Bey, kapatıyorum. Ha bu arada lütfen bu konularla ilgili kızımı bir daha rahatsız etmeyin. Ne dediler Kemal? Konuşacaklar mı? Konuşsana be adam, dilini mi yuttun? Görüşmek istemedim. Kaybettik Kemal, öyle mi? Dava açmışlar mı? Bir şey söyledi mi yahu? Hiçbir şey söylemedi. Görüşmeyi kabul etmedi. Kaybettik Kemal. Kaybettik. Beş parasız kaldık. Ne yapacağız şimdi? Rezan, sakin ol. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Ay nasıl sakin olabilirsin? O kızın aklında 40 tane tilki dönüyordur şimdi. Kaybettik. Kafenin yolunu unutmamışsın. Senin olduğun her yeri hatırlarım. Ben böyle olmasını istemedim.
Emel, bu adam kim? Bilmiyorum, tanımıyorum. Canım, ben çıkıyorum. Nereye? Aşka. Tanıştırayım. Kocam Ünal. Merhaba, çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Umarım Özlem'i kafede çok görmüyorsunuzdur. Yok canım, onlar bir tane. Her şeyi onlar yapıyorlar. Canım, ben çıkıyorum. Burası size emanet. Tabii ki. Size iyi aşklar o zaman. Tamam, hadi görüşürüz. Anneciğim, seni çok iyi gördüm. Yüzünün rengi bile geri gelmiş. İyiyim anneciğim. Hadi o zaman çaylarımızı koyalım da kahvaltımızı yapalım. Zeynep, şu mevzuyu bir daha düşünsen. Anne, bana babalık yapmayan bir adamın parasını istemiyorum. Zeynepciğim, seni çok iyi anlıyorum. Tek taraflı düşününce haklısın. Ama bir de Muzaffer Bey'in tarafından düşünmeyi denesen. Muzaffer Bey hep yanında olmak isterdi. Ama olamadı. O kötü bir adam değildi canım. Sadece annesine karşı gelemedi. Zeynep'im, baban seninle ilgilenmek istemediği için ya da seni sevmediği için senden uzak kalmadı. Sana ve bana zarar gelmemesi için uzak. Bu miras senin hakkın. Bunu babanın son arzusu olarak düşün ve sana bıraktıklarına sahip çık. Ama anne. Aması yok Zeynep. Baban en çok sevdiği şeyi, oturduğu evi sana bıraktı. Ölmüş bir adamın son arzusunu yerine getir. Neyse anneciğim, ben okula geç kalıyorum, çıkmam lazım. Zeynep. Ali, kolumu bırakır mısın? Özür dilerim Zeynep. Sadece konuşmak istiyorum. Ben konuşmak istemiyorum ama. Ama bak, akşamdan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun? Ali,
Konuşmak isteseydim telefonunu açardım değil mi? Demek ki konuşmak istemiyorum. Ama söyleyeceklerim önemli. Bak ne seninle ne de ailenden biriyle konuşmak istemiyorum. Neden böyle davrandığını anlamıyorum Zeynep. Ya yeter artık ya, düşün yakamızdan. Neden bana güvenin kalmadı ha? Ben hep senin yanında olmadım mı? Ali yeter. Yanımda falan olma o zaman. O annene de söyle mirası falan istemiyorum, tamam mı? Hatta şimdi avukata gidip reddi miras yapacağım. Zeynep! Sakın böyle bir şey yapma. Onlar yüzünden hemen pes mi edeceksin ha? Thank you.